Yeni kombinasyonumuz inner join, full join birleşimi. Bunu gösterelim sizlere. Yine öğrenci kitap ödünç tablosuna göre ödünç alınan veya alınmayan kitapların adlarını listeleyen ve kitap ödünç alan öğrencilerin ad ve soyadlarını listeleyen inner join, full join birleşimini yapacağız. Aynı zamanda ödünç almayan kitapların listeleyeceğiz. Daha sonra da ödünç alınan kitapları listeleyip bunları hangi öğrenciler ödünç aldıysa onların isimlerini listeleyeceğiz. Birleşim sorgumuz öğrenci kitap ödünçle öğrenciler tablosunu inner join ile birleştireceğiz. Bir sonraki tablomuzu ise full join ile birleştireceğiz arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Yine select sorgu komutunla başlıyorum. From yan cümlesiyle öğrenci kitap ödünç tablosunu inner join ile nereye bağlayacağız arkadaşlar? Öğrenciler tablosunu bağlayacağız. Bağlamadaki kriterimiz yine ortak alanlarımızı seçmek. Öğrenci kitap ödünç tablosundan ödünç alan alanıyla öğrenciler tablosundan ÖGR no alanları aynı tipte verileri barındırdığı için bu alanları eşdeğer yaptık. Bu ikisinin birleşiminin sonucu nasıl bir tablo ortaya çıkıyor buna bakalım. Execute dedim. Gördüğü üzere ödünç kitap alan öğrencilerin isimleri listelendi. Almayanlar listelenmedi. Ve iki tablo da birleşmiş durumda. Ve daha sonraki elimde de full join ile üçüncü tablomu birleştireceğim. Üçüncü tablomda kütüphane tablosu. Bunu seçtim. Ve yine birbirine referans olabilecek alanlarımız. Birinci tablomuzdan kütüphane tablosundaki kitap numaralarını barındıran alanımız ödünç alan ödünç alınan yayın alanı burada. O zaman önce bunu yazıyoruz. Ödünç alınan yayın alanı. Daha sonra da kütüphane tablosundan da bununla eşleşen alanımız yayın ID alanıdır. Bu şekildeyken şimdi sorgumuzu çalıştırıyorum. Execute dedim. Execute dediğimde 24 adet kayıt geldi. Gördüğü üzere arkadaşlar full join ile birleştirdiğimiz için önce şöyle bir şey oldu. Inner join ile ödünç alan kişiler öğrenci kitap ödünç tablosu birleşmişti. Yaklaşık olarak orada ne kadar bir kayıt dönmüştü arkadaşlar. Ona da bakalım. Şuradan sadece burayı seçerek sorgumuzu çalıştırabiliriz. Execute dediğimde 16 adet kayıt dönmüştü. Ve tekrar sorgumu çalıştırdığımda sağ tarafta arkadaşlar gördüğünüz üzere full join ile kitap ödünç tablosunda diğer kütüphane tablosunda tüm kitaplar listelendi ve bunlarla eşleşebilecek 16 adet kayıt da burada listelendi. Eşleşmeyenler için ise null değerler döndürüldü. Evet. Burada her iki tarafta tam anlamıyla kesiştiriliyor. Yani birleştiriliyor. Sol tarafta 16 kayıt döndü. Sağ tarafta ise 20 kayıt vardı. Bunların ikisinin birleşim sonucunda bir de birden fazla sayıda kitap alan varsa yeni bir tablo oluştu. Yeni tablomuzda da oluşan tablomuzda da kayıt sayısı 24 adet olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu ana sorgumuzu alıyorum. Aldıktan sonra da burada yapmak istediğim şey şu. Koşul belirleyeceğim. Koşulla da ne yapacağız arkadaşlar? Ödünç, kitap almayanları değil de burada ödünç olarak alınmayan kitapları besleyeceğiz. Tabii ki buraya baktığımız zaman null değerler dönen öğrenciler tarafında, yani öğrenci isimleri tarafında kitaplar tarafında ise null değer döndüren bir durum yok. Bütün kitaplar listelenmiş. Dolayısıyla bunun karşılığında null değer döndüren bir alan seçeceğiz. Bu alanda arkadaşlar ödünç alanı olmayan bir alan olması gerekiyor. Mesela Cemil kitabını ödünç alanı olmayan yer şurası mesela ödünç alan alanına göre bunu yapabiliriz. Ödünç alan alanındaki null olanları olan kayıtları listeleyeceğiz. Ödünç alan alanında null dönen kayıtları listele. O zaman burayı çalıştırıyorum. Execute dedim. Sadece null kayıtlar listelendi. Dolayısıyla da null kayıtlar listelendiğine göre bunlar öğrenciler tarafından ödünç alınmamış kitaplardır. Ödünç alınmamış kitaplardır. Yine yıldız kısmına da ödünç alınmamış kitapların işte yayın ID'si listelensin. Bir de yayın adı listelensin bu sefer. Sadece bunlar listelensin istiyorum. Çalıştırıyorum. Execute dedim. Sadece kitaplarımızın isimleri listelendi. Bu kitaplar öğrenciler tarafından
ödünç alınmamış olan kitaplardır arkadaşlar. Evet. Aynı şeyi buradaki bu sefer farklı olarak ikinci sorumu kopyalıyorum. Ödünç alınan kitapları listelemek istersek sadece ve sadece şuraya not null diyorum. Bu da ödünç öğrenciler tarafından ödünç alınan kitapları listeleyecektir. Evet. Baktığımız zaman 16 adet kitap listelendi. İsimleri burada. Bunlar öğrenciler tarafından ödünç alınan kitaplar. Peki hangi öğrencilerin bu kitapları ödünç aldığını öğrenmek istiyorsak ne yapacağız? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu alanlar kısmına hangi öğrencilerin ödünç aldığını bulmak istiyorsak o zaman öğrenciler tablosundan yani bu 3 tabın birleşiminden ad soyad alanlarındaki verilerin de listelenmesini istememiz lazım. Onları da buraya ekledim. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Execute dedim. Execute dedikten sonra gördüğü üzere hangi kitabı hangi öğrenci ödünç almış bunu görebiliyoruz. Mesela 3. göz kitabını İsmail Saygılı almış, 3. göz kitabını Metehan Metinoğlu almış şeklinde bazı kitapları birden fazla öğrenci de ödünç almış olabilir. Bunu burada görebiliyoruz. Hatta 6 numaralı kitabı bir de Ensar Esat almış gördüğünüz gibi. Burada görebiliyoruz. Bir kitabı 3 farklı kişi ödünç almış diyebiliriz burada. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Evet, bunun da Venn şemaları şu şekilde. Hemen bunu da gösterelim. İşte burası, bunları tek tek gösterelim. Birincisi için Venn şemamız bu şekilde. Burada hem ödünç alınan kitaplar hem de alınmayan kitaplar var. Burada ise ödünç alınmayan kitaplar var. Burada ise öğrenciler tarafından ödünç alınan kitaplar var. Sadece ödünç alınanlar burası. Burası sadece ödünç alınmayanlar. Burada hem ödünç alınanlar ve alınmayanlar şeklinde söylüyoruz.